Arda'nın mutfağında bu hafta 3 tane şahane tarif vereceğim sizlere. Güne hemen hemen hepinizin en sevdiği tariflerden bir tanesi, yapması çok kolay, yemesi tam bir olay, bir İzmir köfte yaparak başlayacağız. Güzel de bir börek yakışır bunun yanına dedim. Ama fırın dolu ne yapacağız? O zaman böreğimizi tavada yapacağız. Evet, peynirli otlu bir tava böreği yapacağız. Mükemmel bir lezzet olacak. Günün sonunda size bir kek tarifim var. Kendini leopar, jaguar hisseden bir kek. Dış dokusunda o renkleri gördüğünüz zaman siz de çok şaşıracaksınız. Evet, bir leopar kek yaparak bugünkü tariflerimizle mutfağa harikalar yaratacak 3 tane yenilik getireceğiz. Hazırsanız Arda'nın mutfağı başlıyor. Efendim, bugünkü tariflerimizden beni en çok heyecanlandıranı yapacağımız leopar kek. Adı böyle hani leopar kek filan dediğiniz zaman filan, acaba yani bilmeyenler için ya nasıl bir şey leopar kek? Hani kendini aslan, kaplan, leopar, panter mi sanıyor diyebilirsiniz. Ama görüntüsünden hafif öyle bir etki alacağımız bir kek. Bu keki yaparken öncelikle klasik bir kek başlangıcıyla yola çıkıyoruz. Yani her zaman olduğu gibi 3 yumurtaya 1 su bardağı toz şeker ilave edeceğiz. Samimiyetle söyleyeyim, ben Arda'nın mutfağında yaptığım bütün tarifleri sizler için A'dan Z'ye sonuna kadar eksiksiz deniyorum. Ve genellikle de hani bir maksimum 2 denemede istediğim kıvama, istediğim ölçüye erişebiliyorum. Yani pişkinlik, doku, renk, teknik ve bunların hepsine hemen 1-2 keferde erişebiliyorum. Fakat bu beni epey zorlayan bir tarif oldu. Sebebi şu: ilk denemeyi yaptım, olması gereken kadar pişti fakat birazcık fazla yanık gözüktü. İkinci denemeyi yaptım, ortası çiğ kaldı. Üçüncü denemeyi her seferinde böyle farklı farklı. Çünkü dışına bir renk ve şekil aldırmak istiyorum. Aynı zamanda da içinin güzel bir kek kıvamında kalmasını istiyorum. Ama başardım. Önce 3 yumurtayı hafifçe çırparken 1 bardak şekeri ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle mayonez gibi kıvam. Hep söylüyorum, söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Bu hava kabarcıkları süper önemli. Onlar olduğu sürece doğru yoldayız. Onlar yoksa hep bir kişi eksiyiz. Ben size söyleyeyim. Arkasından çırpma işlemimize içerisine 1 bardak süt, 1 bardak da ayçiçek yağı koyarak devam edeceğiz bu arkadaşın. 1 bardak da ayçiçek yağı. Çırptık. 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 Ve iyice havalandırarak kabarttığımız köpük köpük olan kek bazımız hazır durumda. Şimdi aynen devam ediyoruz. Hiç durmadan kuruları karıştıracağız. Bir Arda'nın mutfağı klasiği olarak kuruları tabii ki süzgeçten topaklanmaları bertaraf edecek vaziyette kapatacağız. 3 su bardağı kadar una ihtiyacınız var ama çok değil. Yani daha doğrusu şöyle, ya 3 su bardağından bir tık eksik falan olabilir. İçerisine bir paket kabartma tozu. Yani çok böyle hani 3 bardak eksik kalır, biraz daha daya oğlum Arda falan değil ya. Azıcık, bir 3 su bardağı kadar un, bir paket kabartma tozu, bir pakette toz vanilyayı alıp ekleyip elekten geçiriyoruz. El Clasico. Bu bizim zaten hani çok temel kek harcımız. İnanın bana, ben bu kek bazının genel reçetesini yıllar içerisinde deneye belli bir rutine soktuktan sonra yüzlerce internet sitesinde, yüzlerce hani foodie Instagram adresinde görmekten çok mutluyum. Demek ki doğru ve güzel bir şey yapmışız. Demek ki herkes bu tarifin genel manada gidişatından çok memnunmuş ki herkes almış, kullanmış. Hep söylüyorum, bir tarifi paylaştıktan sonra o tarifin artık böyle çok özel, çok özerk kalmasına gerek yok. Herkes kendi tarifi olarak alıp da uygulayabilir. Evinde, eşine, dostuna, sevdiğine. Bizim tariflerde birazcık o noktaya gidiyor. Daha önce yaptığımız ne bileyim bir sürü böyle tatlı vesaire tarifleri restoran menülerinde gördükçe yani ekip olarak da gerçekten mutlu oluyoruz. Demek ki hem ev kullanımında hem de profesyonel mutfaklarda böyle insanların sevdiği, hoşuna giden tarifleri yapmayı başarmışız bugüne kadar. Peki bundan sonra ne yapacağız? Tabii ki kapatarak karıştırma.
azıcık böyle parçalı ve böyle gövdeli bir kıvam var. Yani şu mikseri bunun içine sokup da bunu böyle pürüzsüz bir kıvama getirmek işin kolay tarafı. Ama onu öyle yapmak yerine böyle kapatarak karıştırdığınızda bu kekin çok daha güzel kabararak, çok daha güzel açılarak ve böyle pufidik pufidik pamuksu bir dokusu olmasını sağlıyorsunuz. Kekin görselinde bir leoparlık olacak ama tadında asla o bizim aradığımız, sevdiğimiz lezzetli Arda'nın mutfağı kek lezzetinden ödün vermemiş olacağız. Şimdi bakınız böyle alttan üste karıştırdım, kapattım, kapattım, karıştırdım ve bu iş tamam. İçeride hala epeyce bir miktar hava ve küçük küçük böyle hafif blüp blüp vaziyette böyle minik un topakçıkları var gibi gözüküyor ama bu olay tamamdır. Şimdi bunun leopar desenini vereceğiz. Güney Amerika seyahatlerimde gezmeyi seven bir adamım ben. Güney Amerika'da farklı farklı seyahatler yaptım bugüne kadar. En çok etkilendiğim hayvanlardan bir tanesi jaguar. Yani bu hayatta iki tane hayvandan gerçekten acayip etkilendim. Çok. Bunlardan bir tanesi jaguar çünkü müthiş değişik bir hayvan. Yani kedigillerin arasındaki en böyle nasıl söyleyeyim size? Yani en tahmin edilemezi bence. Koşuyor, tırmanıyor, ağaçlara çıkıyor. Çok iyi kamufle oluyor. İnanamazsınız. Yüzüyor, hatta dalıyor. Çok yani değişik bir hayvan. O yüzden hani burada da bu keke bir jaguar deseni vereceğim. Amaçladığım şey yani kekimizin yüzmesi, dalması ve böyle tuhaf jaguar aksiyonları yapması değil elbette. Ama birazcık görselliğinde öyle bir detay verirsek güzel olacağını tahmin ediyorum. İki tane farklı kap çıkarttım ve bunlardan bir tanesine bir yemek kaşığı silme kakao koydum. Bir diğerine yaklaşık böyle iki yemek kaşığı kadar kakao ekleyeceğim. Bu şu demek olacak, hatta bunun birazını azaltayım. Belli belirsiz bir renk ortaya çıksın istiyorum. Bu şu demek olacak, bunda yapacağım harç daha koyu renkli, bunda yapacağım harç daha az koyu renkli olacak. Hemen arkasından da bu yaptığım kek harcından 1, 2 ve 3 kaşık kadar birinci kaseye koyuyorum. Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 kaşık kadar da ikinci kaseye koyuyorum. Bakınız temel olarak aslında ihtiyacımız olan şey bu. İhtiyaç halinde, şimdi bunlar normalde tam olması gereken kıvamdalar ya, içerisine kakao koyduğumuzda çok daha böyle sertleşiyorlar ya, o yüzden her ikisine de küçük birer parça süt ilavesi yapabilirsiniz. Yapmaya da bilirsiniz, sorun değil. Bunlar çünkü bizim ihtiyacımız olan renkler olarak ortaya çıkacak. Şimdi öncelikle bunu şöyle bir karıştırıyorum. İçine koyduğumuz kakaodan dolayı zaten bu arkadaş bakın oldukça koyu renge doğru dönüyor, görüyorsunuz. Kıvam olarak da burada yaptığımız kekle çok alakası yok. O yüzden eğer isterseniz bu karıştırma işlemini iyice yaptıktan sonra dediğim gibi kıvamını bir tık daha açmak için azıcık bir süt ilavesinde bulunabilirsiniz ama bize renk olarak bir koyu, bir daha az koyu bir renk lazım. Az koyu rengi de işte burada hazırlıyoruz. İkisinin arasındaki koyuluk dengesini aynen siz buradan baktığınızda görebiliyorsunuz. İki tane farklı renk. Tabi kakaodan dolayı da hafif farklı bir akışkanlık kıvamımız var. Ama sonuçta 3 tane rengimiz var. Peki nedir bu leoparın? Nedir bu jaguarın olayı? Söyleyeyim size. Bu kedigillerin hepsinin farklı farklı tüyleri, renkleri vesairesi var. Sosyal medyada ve hani internette aradığınız zaman böyle farklı ne diyeyim teknik özellikleri olan böyle leopar kekler vesaireler görüyorsunuz ama bizimki gerçekten bir jaguarın desenine sahip olacak. Öncelikle yapmanızı isteyeceğim şey açık renk ve koyu renk çikolatalı kek harcını dikkatli bir vaziyette böyle bir sıkma poşetin içerisine yerleştirmek. Şöyle bir bardakla bu işleri çok daha kolay yaparız. Onu da göstereyim size. Alırsınız bardağı bunun içerisine koyarsınız böyle. Daha geniş bir kasenin içerisine sanki daha da kolay olur. Böyle koyarsınız. Yani iki elle çalışamıyorsak eğer. Bunun içerisine komple ne var ne yok sıyırırsınız. Hiç heba etmek istemiyorum çünkü tamamen bundan faydalanacağım her tarafında.
çok değil, dış deseni verecek. Şöyle bir tane daha alayım. Bardakta zor da böyle bir derin kase, kavanoz ve benzeri bir şeyin içinde çok daha kolay oluyor bunu yapmak. Zaten daha derin bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü çok yaptığınız zaman daha derin bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Alıp böyle bunun içerisine sokuyorsunuz. Açıyorsunuz iç kısmını, şurasını ve komple kolayca transfer ediyorsunuz. İlkinde birazcık uğraştık. İkincisi gördüğünüz gibi daha kolay oldu. Hazırlığı yapınca. Olay bu. İkisini de aktardım. Şimdi böyle bir şeyde çalışıyorum. Kilitli kek kalıbında. Yine ölçelim bunu. Her seferinde ölçüp size tam ve net veriyorum. 25 santimlik bir kek kalıbı. Şöyle söyleyeyim. Bu yaptıklarımda beni zorlayanlardan bir tanesi de farklı kek kalıplarında bunu denemek oldu. Çünkü daha böyle tombalak yüksek kek kalıplarında denedim. O zaman birazcık fazla yanmaya doğru gitti. O yüzden size önerim mümkün olduğu kadar küçük ve yassı geniş kek kalıplarında bunu deneyin. Çok yüksek duvarlı, yüksek çeperli kek kalıplarında birazcık bu vereceğim ayarla dakikayı tutturmanız zor olacaktır. Spatulamızı da aldık. Bu tip işlerde şeye çok yarar. İtmeye ileriye doğru. Bu spatulalar. Sıkma poşeti. Ters tarafıyla bunu sıkma poşetinin ucuna doğru iyice ilerletiyorum. Ucunda hava kaldı. Çok normal. Ucunu hafifçe keseceğim. Bakın incecik kesiyorum. Ne kadar kestiğimi bakın. İncecik. Tamam. Kesiyorum. İleriye doğru itiyorum. Bundan sonrası bu kekin gerçek oyun kısmı. Bakınız. Size çok net ve birebir göstereceğim. Koydum tezgahın üstüne. Önce koyu renk hamurla çalışıyorum. İyice ucuna kadar getirdim. Gözünüzün önüne kedigilleri getirin. Bazıları böyle ince uzun çizgilidir. Bazıları böyle farklı farklı görsel dokuları vardır ama leoparlar ve jaguarlar da yuvarlak bir koyu renk, içinde daha açık renk bir katman ve komple hafif tatlı sarımtırak bir renk vardır. Şimdi onu oluşturacağız. Yani önce ucuna getiriyoruz bunu ve bakın bir parça sıkıyorum. Bir parça daha sıkıyorum. Bir parça daha sıkıyorum. Ve böyle bir yuvarlakımsı bir şekil ortaya çıkartıyorum. Sıkıyorum kaldırıyorum. Sıkıyorum kaldırıyorum ve sıkıyorum kaldırıyorum. İnce ince, küçük küçük. Çok eşit ve orantılı olmak zorunda değil. Aksine kimisi büyük olsun, kimisi küçük olsun, orantısız olsun. Hepsi birbirleriyle eşit ve birbirlerine aynı yakınlıkta olmasın. Niye? Çünkü mümkün olduğu kadar doğal bir doku yapmaya çalışıyoruz. İlk başta çok süper saçma gelebilir ama bittiği zaman tam bir leopar desenine doğru dönecek bu arkadaş. Şimdi taban kısmına farklı farklı boyutlarda ve ebatlarda bu işlemi yaptık. Aynı şekilde yani sadece altında ve üstünde olsun istemiyorum. Yanlarında da bir parça olsun istediğim için yanlarına da böyle belli belirsiz bu hafif yuvarlak gibi olan şekilden ama dediğim gibi belli belirsiz yapıyorum. Ve bunu yaparken çok da yukarılara kadar çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü bu çok aşırı derecede yüksek bir kek olmayacak. Mümkün olduğu kadar şu taban kısmına yakın. Böyle bir şekilde döndürüyorum. Aynen böyle gördüğünüz gibi. Rahat mı? Rahat. Dert tasa var mı? Yok. Peki şimdi ne yapacağım? Direkt olarak bu harcı bunun üstüne dökebilirim ama ikisi de benzer yoğunluklarda olduğu için eğer bunu birazcık gövdelendirmeden, birazcık sertleştirmeden dökerseniz o zaman maalesef ve maalesef ve maalesef hepsi birbirine karışıyor. Bütün şekil gidiyor. Ne yapacağız? Alacağız bunu atacağız fırına. Ne kadar? 30 saniye. 30 saniye 180 derecelik ısınmış fırında bu kadar incecik bir şey hafif bir kabuk bağlıyor. Belli belirsiz. Azıcık bir kabuk. 30 saniye sonra alacağız ve aynı şekilde açık renk çikolata ile devam edeceğiz. Açık renk çikolatayı da bu yaptıklarımızın içlerine daha böyle tombalak gibi. Yani dediğim gibi ya gözünüzün önüne bir veya hani açın sosyal medyadan veya arama motorlarından bir yerlerden böyle bir jaguar maguar filan öyle bir resme bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. 30 saniye oldu bile. Hemen çıkartıyorum bunu. Dediğim gibi tabii ki pişmesini beklemiyorum ama hafif bir
hani çok hafif bir kabuk aldı. Benim için yeterli. Şimdi bunun içlerine bakınız. Şuradaki açık renk çikolatadan bir parçacık sıkacağım. Normal jaguarın veya işte böyle bir vahşi hayvanın deseninde bu ortasındaki benek çok daha açık bir renk ama biz bunu kekle yaptığımız için o kadar böyle mükemmel birebir bir şekil şemal bulmak gibi bir şeyim yok. Sadece birazcık onu andırsın hafiften. O zaman istediğim başarıya ulaşmış olacağım. Bütün yuvarlakların içerisine aynı şekilde bu koyu rengi de sıkıyorum. Kenarlar dahil ve Jaguar kekin genel hazırlığını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Dedim ya, kenarlar dahil. Birkaç tane de şöyle araya çizik çentik atayım böyle. Çünkü dediğim gibi bu vahşi bir hayvan. Bir 30 saniye daha atıyorum fırına. Bu 30 saniyenin sonunda da ikinci katman da temizlenecek. Böyle hafif bir hafif kabuk gibi bir şey alacak. Ondan sonra da bu iş tamam olacak. Geri kalan bütün harcı dikkatlice üstüne dökeceğim. Ve üstüne de aynı işlemleri tekrarlayacağım. Yani Jaguar desenini üstüne de vereceğim. Bakınız işte aşağı yukarı 30 saniye oldu bile. Çıkartıp bunu döküp üstüne de bu desenleri verip yeniden fırına atmak. Şimdi görüntümüz ve desenimiz bu. Aşağı yukarı bu arkadaşı bir 30 dakika kadar pişireceğiz. 180 derecelik fırında fanlı ayarda 30 dakikanın sonunda bu arkadaş iyice kendini belirgin bir hale getirecek. 30 dakikanın sonunda normal şartlarda, normalde bir keki biz 40-45 dakika yani 40 ile 50 dakika arasında pişiririz bir keki. Ama bu yassı, geniş ve içerisine yaptığımız bu kakao ilavelerinden dolayı aşırı derecede kabarmayacak bir kıvamı olduğu için bir kere öyle çok kabarık bir kek beklemeyin. Aşırı derecede sıkışık bir kek de beklemeyin. Ama ince bir dilim, üstü hafiften renk almış, rengi böyle tatlı bir ambere doğru dönmüş bir kekle bu işi tamam hale getireceğiz. Şimdi orada pişerken şöyle bir vereyim buna bir yarım saat. Bekleyelim. Burada yağın altını yakacağım ve İzmir köftenin genel hazırlığıyla işe başlayacağım. Nedir aslında İzmir köfte? Son derece basit patates, köfte, güzel bir salçalı, lezzetli bir sos ve bunlarla beraber de hani her şeyin hazır olduğu, fırında güzelce piştiği lezzetli bir köfte tarifi. Türkiye'de çok yapılan bir tarif, yapılması çok kolay bir tarif, son derece lezzetli ve bence çocukların hakikaten bayıldığı bir tariftir. Öyle süper teknik özellikler gerektiren bir durumu yok ve aslına bakarsanız illa şu kadar gram bundan, bu kadar bundan, gram bundan dedirtecek bir durumumuz da yok. İhtiyacımız olan şey patates kızartmak için, bir de güzel köfte harcı, ondan sonra bu iş tamam olacak. Yağın altı ısınırken ben başlıyorum işlemlerimi yapmaya. Öncelikle 4 tane orta irice boy patatesi, ki benim patatesler aslında bayağı büyük. Belki 3 tane de yeterli olacaktır. 3 ile başlayayım, yetmezse 4'e çıkartırım. 3-4 tane patatesi böyle ortadan 2'ye, ondan sonra bir daha 2'ye. Sonra elma dilim olacakmış gibi 4 eşit parçaya bölmek. Birinci işlemimiz bu. Bu biraz fazla gözüktü gözüme. Yapacağım kaseyi düşündüğümde bu yeterli olacaktır. Diğer taraftan bir şöyle kenara alalım bunları. Suyun içerisine koyabilirsiniz ama ya kızartacağımız için zaten çok bir vakti yok. Az sonra her iki tarafı da güzelce kızaracak. Köftesinin hazırlığına geçiyorum. Yarım kilo kadar burada kıyma var. Bunun içerisine kuru soğan koyacağım. Galeta unu, yumurta, tuz, karabiber, kimyon, böyle bir karışımımız var. Kıymanızı seçerken mümkün olduğu kadar böyle ortamsı yağlı seçin. Daha lezzetli bir kıvam elde edersiniz. Yarım kilo kıyma üstüne hop bir tane rendelenmiş suyuyla kuru soğan. Arkasından galeta unu ya da ben daha çok panko kullanıyorum böyle tariflerde. Çok daha güzel oluyor. Daha böyle hani az sıkışık oluyor öyle diyeyim. 3 yemek kaşığı kadar böyle galeta unu bağlamaya yardım eder.
Bir tane yumurta ekliyorum. Tuz, karabiber ve kimyon. Onlar da tamam. Bir de kimyon. Burada. Aslına bakarsanız olayımız neredeyse bundan ibaret. Kimyon konusunda kendinizi korkak alıştırmayın. Tadını verecek kadar ekleyin işte. Bir iki çay kaşığı gayet yeterli olacaktır. Sonra da bu arkadaşı şöyle güzelce bir yoğuracaksınız. Eğer bir hamburger köftesi yapıyor olsaydık size derdim ki kıymanızı tek çekim yaptırın. Mümkün olduğu kadar da az yoğurun. Ama bu bir İzmir köfte. Yani köfte. Yani hamburger köftesi değil. Ev yapımı, böyle güzel bir yemeğin içine girecek bir köfte. O yüzden mümkün olduğu kadar çok yoğurun. Bütün lezzetler birbirine geçsin. Kıvam bir köfte kıvamı olarak bizim karşımıza çıksın. Burada yoğurmak önemli. Evet, kıymayı yoğurduk. Bakın, birazcık şey bir kıyma şu anda bu. Ne diyeyim? Islak ve nemli bir kıyma. Ama öyle de olması lazım. Çünkü böyle çok kupkuru, kas katı bir kıvamda olursa bu önce hafif yağda pişecek, ondan sonra da fırında pişecek. Çok istediğimiz gibi bir sonuç ortaya çıkartamayız. Öncelikle şöyle dolu bir tutam alın her zaman kıymanızdan. Sonra avucunuzun içerisinde hafif bir şekil verin. Sonra da yani bu şeklin adı nedir bilmiyorum. Eskiden bizim çocukluğumuzda şey derlerdi bu şekle. Böyle kalın pil, kalın pil de değil de yani böyle bir küçük piller vardı. Böyle daha böyle tombalak tombalak piller vardı. Bu biraz onun gibi. Kenarları da çok fazla kurumasın diye hafif şöyle keşesinden bastırın. Şöyle avucunuzun içinde yuvarlayın ve bu şekilde ince uzun köfteler yapın. Arada bir yağınızı kontrol edin kızdı mı diye. Kızmış. Önce patateslerimizi atalım. Patatesler kontrollü vaziyette kızarırken biz de köftelerimizi hazırlayalım. Köftelerin dışı nar gibi kızarmış vaziyette. Yani böyle hafiften nasıl diyeyim size bir doku, bir katman oluşturacak vaziyette kızardı. Ama içlerinin daha pişkin olduğundan söz edemeyiz. Bu içlerini pişirmek için bunları ya yağda birazcık daha tutmamız lazım ya da az sonra İzmir köftede yapacağımız vaziyette fırında pişirmemiz lazım. Şimdi bunun çok basit bir sosu var. Aslına bakarsanız çok daha böyle farklı ve fantastik soslar yapabilirim ama buna ben çok klasik usulden bir sos yapacağım. Yani İzmir köftenin kendi sosunu yapacağım. Kalkıp da İzmir köfteye böyle a la fortamponi şeyler yapmayacağım. 2 kaşık kadar ayçiçek yağını böyle bir küçük sos tavasının içerisine koydum. Bunda birazcık domates salçasını açacağım. Ve ince doğranmış 2 tane de domatesi üzerine ekleyip ondan sonra bundan çok basit bir sos yapacağım. Öncelikle ekledim. Azıcık karıştırıyorum, eziyorum. İşin içerisine bir lokmacık su katmakta fayda var. Salçayı eziyorum. Bu domates sosun tadını çok daha ekstra yoğunlaştıracak. Arkasından 2 adet küp küp doğranmış domatesi içerisine ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum hepsini. Taneli taneli. Üzerine su ilavem var. Yaklaşık 2 bardak kadar su. İsterseniz soğuk, isterseniz sıcak. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde koyabilirsiniz. Ne de olsa bunu ocakta azıcık bir tıkırdattıktan sonra bu arkadaşın işi tamam olacak. Şu birinci. Şurada ikinci bardak suyumuz. Ekledik. Tuzunu veriyoruz. Karabiberini ilave ediyoruz. Ondan sonra da karıştırıp bunu burada birazcık böyle tıkırdattıktan sonra kaynama kıvamına geldikten sonra güzel bir şekilde tepsiye dizeceğim. Ondan sonra da üstüne bu sosu döküp fırında pişireceğim. Birazcık tıkırdatmaya bıraktık. Derken 30 dakika oldu. 30 dakikanın sonunda Leopar Kek diyor ki ben tamamım. Sana inanmayanları inattamamım diyor. Bakalım. 30 dakikanın sonunda bak. Güzel bir şekilde yükseldi. Hafif hacimlendi ve şekli şemali kenarı köşesi son derece güzel bir kıvam aldı bu arkadaşın. İçerisine bakıyorum. 10 numara 5 yıldız. Ortası hafif kabardı. Kenarlarından birazcık pah verdik. Azıcık kabardı ve var olan rengi içine aldı.
Bundan sonra tek yapmam gereken bunu burada oda sıcaklığında bekleterek hafiften dinlenmesini, dinmesini ve sönmesini sağlamak. 30 dakikada bu bahsettiğim şekilde siyahını, daha açık renk siyahını ve genel kekaresini yaptığınız zaman ortaya çıkan sonuç bu oluyor. Üstü kenarı keşesi gayet güzel kıvamda. Bir alternatif böyle yapabileceğiniz gibi, eğer isterseniz bir diğer alternatif, bunu bu şeyin üzerine ters çevirip o şekilde bekletebilirsiniz. Birazcık daha aşağıya doğru salma yapar. Ama gerek yok, dinlendikçe bu hafif kendini toplayacak. Kenarından düzgün bir şekilde çıkartacağız hafif soğuduktan sonra ve servise hazır hale getireceğiz bu arkadaşımızı. Gördüğünüz gibi sizi zorlayan hiçbir şey yok bunu yaparken. 10 numara 5 yıldız kıvamdayız. Burada sos yavaş yavaş tıkırdarken ben hızlıca bu köftelerin ve diğer işlemlerin dizimine geçebilirim. Elimde 2 tane domates var ve inanın bana bu domatesler de aslında hafiften belli belirsiz bir şey verecek. Pişerken İzmir köfteye sıvılık verecek. Bu domatesleri de istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Dilim dilim doğrayabilirsiniz, elma dilim doğrayabilirsiniz. Top sizde. Her şeyi elma dilim yaptığım için bunları da böyle elma dilim doğruyorum. Mümkün olduğu kadar güzel ve sulu domatesler seçtik ki fırında pişerken böyle çok fazla yemekle ürün birbirlerini yadırgamasınlar. Biraz birbirlerini özümsesinler istiyorum. Domatesleri doğradık. Aynı şekilde 4 tane sivri biber var elimde. Bunları dizerken yapacağım kabın şekline, şemaline göre dizeceğim. Bakınız, burada fırında pişireceğim kap. Köfteler 2 tane koyuyorum. Arkasından şöyle yanına patateslerini ekliyorum. Yine köfteleri koyuyorum. Köfte patates, köfte patates, aralara biber ve domateslerle beraber gerçekten son derece lezzetli, son derece güzel. Hiç hani yaparken sizi ekstra zorlamayacak ama yerken muazzam bir keyif verecek basit güzel bir İzmir köfte yapıyoruz. Basit olan şeyler bence çok daha lezzetli ve mutfaklarda yer buluyor. Hele bir de lezzetli yerindeyse hiç eksiği olmuyor. Güzel güzel arzunuza göre dizin. Üstüne de burada tıkırdamakta olan domates sosunu, altını kısın, gezdirin ve atın fırına. Her şey birbirini özümseyene kadar fırında kalsın. Bunun bir dakikası yok. 3 dakika, 6 dakika, 8 dakika öyle bir şey yok. Atın fırına, unutun. Güzelce böyle her şey birbirine geçtiği zaman çıkartıp servis edeceksiniz. Bu kadar basit. Ben bu şekilde dizdim. Yani bu mecburiyetiniz yok. Yani öyle veya böyle olmak durumunda değil. Ama içerisine birazcık da sarımsak koyacağım. Sarımsakları üstüne bıçakla vurdum. Hiç ekstra kesme mesme işlemine gerek duymuyorum. Çünkü sarımsak pişerken buna olduğu gibi lezzet verecek. Şöyle attım içerisine. Yaz mevsiminde vesaire buna patlıcan gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Son derece güzel olacaktır. Arkasından da burada hafiften artık altını kapatayım. Çünkü çok böyle yüksek kaynatmaya da ihtiyaç duymadım. Bu hazırladığım domates sosunu şöyle cömertçe her yerine denk gelecek vaziyette böyle gezdirerek bu arkadaşı fırına atmaya hazır hale getiriyorum. Mevcut var olan domatesler, hafiften tıkırdattığımız, yumuşattığımız domatesler, sarımsak, patates, bu yemeğin zaten kötü olmasını beklemek büyük saçmalık. Büyük yani. Dediğim gibi gidiyoruz fırına, bir dakikası yok. Paşa gönlünüz ne kadar isterse, her şey özümseyip birbirini, sos birazcık koyulaşana kadar fırında kalacağız. Ondan sonra da çıkartıp aynen böyle bu kasenin içerisinde servis edeceğiz. Ne yaptık? Kekimiz hazır. Diğer arkadaş da fırında biraz sonra hazır olmayı beklerken ben hızlıca bugünün 3. tarifi olan tava böreği yapmaya başlayacağım. Şimdi tava börek niye? Çünkü hani oluyor, bazen fırın dolu oluyor. Ya da birçok insan bana şey diye mesaj atıyor. Bizim evde fırın yok filan. Şimdi ben de şaşırıyorum. Ya nasıl olmaz? Hani fırın, yani bir evde çok da böyle hani acayip zor bir aksesuar değil olmaması gereken ama öğrenci evi olabiliyor. Fırın yok yani. Fırın yok, ocakta yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Al işte böyle yapabilirsiniz. Çok basit.
Bir kere önce bir sıvı karışıma ihtiyacımız var. Bu sıvı karışımı böyle bir camın içerisinde hazırlayacağız. Biraz suya, birazcık süte, birazcık ayçiçek yağına ihtiyacımız var. Bir de yumurtaya. Bunların hepsinin ölçüsü yarım bardak. Yani yarım bardak su, yarım bardak süt, işte burada ve yarım bardak da ayçiçek yağı. Bizim yufkayı nemlendirmek, yufkayı ıslatmak için ihtiyacımız olan sıvı karışım. Aynen burada. Üstüne bir de yumurta kırıyoruz. Bu iş tamam oluyor. Sonra bunların hepsini bir çırpma teliyle ya da bir çatalla iyice çırpıp tamamen hepsinin tek bir kıvam alması için elimizden gelen azami çabayı sarf ediyoruz. Bu iş tamam. Sıra geldi yufkaya. Bu tarifte birkaç tane yufkaya ihtiyacınız var. Çok ince bir kat yapmaya kalkarsanız eğer ister istemez yufkalar yırtılacaktır. Tavada paramparça olacaktır. Fakat yufkayla da şöyle çalışmanızı isteyeceğim. Bir kere önce streçini açabilin. Benim yaptığım gibi açamamazlık etmeyin. Bir tane evdeki en geniş tavayı alın. İçerisinde rahat çalışabilmek için. Tava burada duruyor. Yufkayı ortadan ikiye kesin ya da yırtın. Böyle. Tamam. İki şey yapabilirsiniz. İsterseniz yufkayı bu solüsyona batır çıkar yaparsınız. Ya da yufkanızı tavaya böyle güzelce dizersiniz. Bak yarım tavanın yarısına denk gelecek şekilde ki hani her şeyi yapıyorsun. Bunu niye yapmadın olmasın. Size söyleyeyim. Benim tavam 32 santimlik bir tava. 30 ya da 32 santimlik tavalar gayet iş görecektir. Bak yufkayı böyle yarısını koydum. Diğer yarısını da karşısına koyuyorum. Tamam mı? Kenarlara hafif yükseltiyorum bunu. Çünkü bir börek yapmaya çalışacağız ve mümkün olduğu kadar hani yufkayı eşit, elimden geldiği kadar her tarafını eşit yayacağım. Biraz böyle bukleli bukleli, biraz hareli hareli ve güzel bir kıvamda bu arkadaş. Tamam. Arkasından da buradaki hazırladığımız solüsyonla bunu bir fırçayla ıslatarak elimden geldiği kadar nemlendireceğim. Dediğim gibi bunu isterseniz hani içerisinde batır sık çıkar öyle de koyabilirsiniz. Bir tane de öyle yaparız. Olup olmadığını görürsünüz. İsterseniz bu şekilde yaparsınız. Böyle daha kontrollü. Öbürü birazcık fazla ıslatırsanız fazla yırtılabilir. Ve hani cılk bir kıvamda kalabilir bu arkadaş. Aklınızda olsun. Yapmayı unuttuğum şey bunun tabanını yağlamak oldu. Siz unutmayın. Ben unuttum. Siz unutmayın. Oluyor böyle şeyler. Oldu da unuttuk. Ne yapacağız? Dünyanın sonu mu? Asla değil. Alacağız ayçiçek yağını. Hafifçe. Kaldıracağız. Şöyle tabanına birazcık dökeceğiz. Tabanına birazcık dökeceğiz. Tabanına birazcık dökeceğiz. İşi kurtaracağız. Yani bazen şey gibi algılanıyor. Hani hiç eksiksiz, süper hatasız, sıfır yanlışla yapılıyor falan. Öyle bir dünya yok. Yani mutfakta çalışan herkesin ne kadar profesyonel, ne kadar amatör, ne kadar ev, ne kadar restoran, nerede nasıl çalışıyorsa çalışsın, hata insana aittir. Hata unutmak bakidir. Önemli olan işi toparlayabilmektir. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İlk katı böyle ıslattık. İkinci katı da aynı şekilde hazırladık. Şimdi bunun içerisinde peynir ilavelerimiz var. Yani bu mesela hani yani süper uçacağınız bir nokta. İstediğiniz her türlü peyniri koyabilirsiniz. Açtığınız dolabı çedar var yürü gitsin. Açtığınız dolabı sadece beyaz peynir var yapıştır. Açtığınız dolabı ne bileyim böyle lor peyniri var. Hiç durma devam et. Her türlü. Hatta ve hatta böyle bayram, seyran, kutlama vesaire vesaire böyle büyük sofralardan kalan günlerden ertesinde bir sürü böyle farklı çeşit peynir kalır. Niye? Çünkü böyle hani gelene gidene misafire, eşe dosta, aileye ikram etmek için bir sürü böyle peynir
sofraya gelir. Bu arta kalan peynirleri değerlendirmek için de müthiş bir tariftir açıkçası. Arzu ediyorsanız eldeki kalan her türlü peynirle bu işlemi yapabilirsiniz. Ben burada yaklaşık 200 gram kadar böyle hafif yağlı bir beyaz peynir kullanıyorum. Eze eze, küçük küçük üstüne attım. Bir de daha önce de bunu yapmıştım. Yaparken de çok güzel kullanmıştım. Çeçil peyniri. Bu böyle çok kolay yumuşuyor. Birazcık böyle güzel uzuyor ve börek tarzı şeylere, hamur işlerine çok da yakışıyor. Ama dediğim gibi hani burada bir şey yok. Şimdi hemen şey yazmayın bana. Yani Arda öğrenci işi dedin, çeçil peyniri. Biz nereden bulacağız çeçil peyniri? Ne buluyorsan onu koy abicim. Yürü, hiç sorun değil. İçerisine eklemek istediğinde her şeyi de yap. İlla böyle yapmak zorunda değilsin. Mutfak senin, zevk senin. Her şeyi yapabilirsin. Ben sadece ufak tefek bununla ilgili bir gidişat, bir girizgah, birazcık da yol göstermek isterim. Başka da bir isteğim yoktur. Üst katı da aynı prensiple yapıyoruz. Yani yufkamızı alıp ortadan ikiye, sonra şöyle bu tarafı böyle yapıyorum. Bir sonrakini öbür türlü yapacağım. Yani bir böyle, bir böyle katlayacağım. Otları koymayı unuttuk tabii. Yufkaya geçmeden evvel. Hep bir şey unutuyoruz ya, bu sefer de otları unuttuk. Dedim ya, unutmak insana baki. Burada da mesela istediğiniz otları kullanabilirsiniz. Ben dereotu, nane ve maydanoz kullanacağım. Yarım bağ kadar dereotu, yarım bağ kadar maydanoz, yarım bağ kadar nane. Hepsini istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Aldım şöyle hepsinden birer doluca tutam. Fakat bunları böyle koymak yerine kıyarak koymakta fayda var. Yeşillikleri kıymanın da en pratik yolu bunlardan bir gövde yapmaktır. Avucunuzun içine sıkıştırın. Sonra bıçağınızla ince ince kesin. Sonra da böreğinizin üzerine güzelce yayın. Otların da işi tamam olduğuna göre yeniden yufkalara dönebiliriz. Bir şey unutup unutmadığımdan emin değilim. Herhalde unutmamışımdır artık. Unuta unuta gidiyoruz çünkü. Peynirinizin tuzluluğuna güveniyorsanız, çok tuzlu ve tam yağlı bir peynir ise ekstra bir baharat koymanıza gerek yok. Ama eğer isterseniz bu temelin üstüne ne bileyim pul biber vesaire, hani otların da kendi bir aroması var çünkü. Öyle eklemeler yapabilirsiniz. Ben çok ihtiyaç duymuyorum. Peynirim tuzlu, içerisine koyduğum otlarım gayet aromatik ve ekstra bir tuz eklemiyorum. Ama siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Burada top sizde. İçerisine farklı farklı muhteviyatta şeyler de koyabilirsiniz. Burada da top sizde. Mutfağınızın şefi sizsiniz ve bu bağlamda kendi zevkinize göre size kimse karışamaz. Nasıl istiyorsanız öyle yapacaksınız. Bu işi bitireceksiniz. Sadece tek yapmanızı istediğim bu katları da güzelce nemlendirmeniz iyice. Bu solüsyonun hepsi burada bitecek. Ondan sonra ocağın üstüne geçeceğiz ve her iki tarafını da güzelce kızartacağız bu arkadaşın. Vermek istediğim ince detaylar ve püf noktaları şunlar. Birincisi bu solüsyonla kaplama kısmında kenarlarını hafif bastırın ve böreği doğal olarak üst ve alt katmanları birbiriyle hafif öpüştürün, birleştirin. Isıyla beraber bir araya geldiği zaman zaten bu hafifçe böyle birbirine geçecek ve yırtılmadan, bozulmadan tek kat olarak işe devam edecek. Evet, artık bu lezzetli, güzel böreğimizi pişirmenin vakti geldi. Bakınız, ocakta en geniş gözü hangisiyse bulun, yakın. Şimdi benim en geniş gözüm oldukça harlı bir ateşte yanabiliyor. O yüzden bunu kısığa aldım ve alıyorum. Kısığa geçtikten sonra üstüne koyuyorum ve güzel güzel pişmeye başlıyorum. Pişirmeye başlıyorum. Çok yüksek ısıda pişirirseniz kesinlikle tabanı yanacaktır. Ve içi pişmeden, hamur kalmışken tabanı yanmış bir böreği servis etmek zorunda kalacaksınız. O yüzden 5 dakika, 10 dakika, 8 dakika demiyorum. Bir spatula ile, bir tahta ile hangisi kolayınıza geliyorsa onunla böyle alacaksınız. Böyle arada bir şu kenarlarından bastıracaksınız. Böyle. Kontrol edeceksiniz. Birazcık piştikten sonra kaldırıp altına bakacaksınız. Güzel, tatlı altın sarısı bir renk arıyoruz. O olduktan sonra çevireceğiz. Nasıl mı? Böyle bir düz tabakla.
altı piştikten sonra üstünü biraz yağlayacağım bu tabağın. Ters çevireceğim ve tekrardan sıyırıp diğer tarafını da pişireceğim. Çok basit, son derece kolay. Kekimiz hazır, soğuyor. Bu arkadaş pişiyor. Fırındaki de biraz sonra iyice kıvama gelecek. Hepsini beraber çıkartıp sizlerin beğenisine sunacağım. Az sonra yine süper lezzetli bir Arda'nın mutfağı kapanışı sizi bekliyor olacak. Bunu güzelce pişireyim, bir de ters düz edeyim. Efendim, çayımızı koyduk, soframızı kurduk. Hep beraber yemeğin tadına bakmanın vaktidir. Yani hep beraber diyorum ama yani içim kan ağlayarak ve üzülerek ben sizin yerinize de şöyle bir tadına bakacağım. İçimin kan ağladığından ve üzüldüğümden en ufak bir şüpheniz olduğunu tahmin etmiyorum. Beni tanıyorsunuz. Her şey bunu daha iyi bir hale getirebilmek, eksiksiz ve gediksiz şekilde bunların hepsini paylaşabilmek için. Yani yoksa inanın bana başka bir şeyim asla olamaz. Her ikisini de tabağa alarak sofrayı kurduk. Öncelikle şu İzmir köftemizin hafiften bir tadına bakalım. Hala hazırda sıcak ama böyle köfteleri sulu sulu size dediğim gibi yaparsanız yani biraz böyle nemli nemli güzel güzel pişirdikten sonra hafif dışının içi böyle biraz ıslak kalırsa fırında pişerken tam kıvama geliyor. Patatesler önden kızarmış olmanın verdiği bir katma değer de daha da lezzetli ve bütün her şey tam kıvamında. Gel gelelim buradaki böreğe. Hani altını göstermeye aslında ihtiyaç yok çünkü çevirdik. Bir tarafını öyle bir tarafını böyle pişirdik. Böreğin geldiği durum gerçekten göz yaşartıcı bir kıvamda. İçindeki peynirleri hafiften akıyor, eriyor. Bu böreği yarısını yersiniz. Hiç bana mısın demez. Son derece lezzetli. Ve söylediğim gibi içindeki peynirlerin kendi tuzluluğundan ve koyduğumuz otların kendi baharatlarından ekstra bir tuz ilavesi yapmanıza gerek yok. Böyle bile yeterince sulu sulu, güzel ve lezzetli. Son olarak buradaki leopar keke dönüyoruz. Leopar kekin ki ben buna yani leopar kek demekten daha çok jaguar kek dedim bütün bölüm boyunca. Özellikle eşe dosta ikram ederken görüntüsü çok güzel. Lezzeti de bir o kadar güzel kekle onların karşısına bu şahane tarifi çıkartıyorsunuz. Önce benim sonra hepinizin eline sağlık bu keki yapandırın. Peki. Tarifleri kaçırdıysanız ne yapacaksınız? Sosyal medya, Instagram'da Arda Türkmen adresinden beni takip edeceksiniz. Tarif etmeyeceksiniz tabii, takip edeceksiniz. Ben size oradan gerekli yönlendirmeleri yapıyor olacağım ve bütün tarifleri sizlerle paylaşacağım. Hem bu tarifler hem bundan önceki bütün tarifler ne zaman isterseniz hep sizinle olacak. Eğer ki Arda'nın mutfağını önümüzdeki haftada takip edecek, burada bizimle beraber olacak olursanız biz yine sizler için belki 3, belki 4 tane güzel tarif hazırlayacağız. Hepsi sofraya geldiği zaman aile fertlerinden, eş dost arkadaş akrabadan size bol bol alkış olarak geri gelecek. Önümüzdeki hafta yine buluşup şöyle güzel bir sofrayı hep beraber kuruncaya dek kendinize çok çok iyi bakın. Yaptığınız tariflerde de sosyal medyaya yüklerken beni etiketlemeyi unutmayın. Hadi haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bol jaguarlı bir o kadar leoparlı günleriniz olsun. Afiyet olsun.